Evet, 9. haftanın 2. saatine hoş geldiniz. Eğilme konusuna, basit eğilme konusuna devam edeceğiz. Okay. So let's start to the second hour of ninth week. Okay. So you'll continue to derive our equations. So this is a prismatic deformable beam, the one side of beam which is under bending. Okay, so here this represents the neutral axis. Okay, then let's try to find out the relations between the stress here. Okay, so we know that the strain of any point on this surface is related to its ratio to the distance to the natural axis and the maximum distance, which is given by C here. Okay, so the normal stress is obviously be the elastic modulus times the normal strain. Okay, so here normal strain is can be given by minus y over c times the maximum strain, and if we substitute this equation here, what we get is that the normal stress is now minus y over c times the elastic modulus times the maximum strain here. So the stress at any point sigma x can be given by minus y over c times the maximum strain here. Okay, so this is an important equation here. So here, be careful, the stress varies linearly, obviously. Okay, so as you walk away from the natural axis, the normal stresses are increasing. Okay, so if you reach to the edge of the surface, you will get the maximum stress. Here the stress is obviously in compression, so the values are going to be negative, but if you go downwards, you will have tension stresses which will be positive. Okay, so also I also would like to talk about the smiley face here. Okay, so if we have a bar, okay, and then if we can have, I mean, bending can make it a smiley face. Okay, sorry for my drawing, and it can be a sorry face. Okay, for I mean in terms of a smiley face. Okay, and then we have this, let's say, the neutral axis. The upper part of the neutral axis will be under compression, the lower part of the neutral axis will be tension. Okay, so all of the bendings are here is the as shown here, the smiley face. Okay, but if we have a sorry face, then let's say this is our natural axis. Now the upper part of the sorry face will be under tension, and the lower part of the sorry face will be compression. Okay, so be careful about the outcome of the bending, whether it is a sorry face or it is a happy face. Okay. Okay, so let's continue our analysis. So we know that the sigma x is minus y over c times sigma m, and right now let's talk about the natural axis. Okay, so what we know about natural axis is there is no deformation in the natural axis. So if there is no deformation, it refers that there is no stress on this point. Okay, no stress will cause no deformation. So no deformation, no stress, then no stress is only it can only happen if there is no force acting on this point. So if I say the force on this point is zero, and if I write the equation for it, be careful, force is the stress times the area. Okay, and right now I have my sigma x, which is minus y over c times sigma m. I write it in here. Okay, and I know that sigma m and c values are constant, the maximum stress and the
maximum distance to the natural axis are constant, I can take them out of the integral as shown here. So what it gives me, that minus sigma o m over c times the integral, should make you to remember the first area moment that we have worked on it very deeply in the statics lecture. So what does it mean? If the first area moment equals to zero, that means that this point is the center. Okay, this is the center of the area. Okay, the first moment area was zero when it is about the centroid. Okay, so this tells me. Okay, let me clear this. Sorry. Okay, let me clear this. So this tells me that the natural axis should pass through the centroid of the section, because the math gave me that the first area moment should equal to zero. This happens when the natural axis passes through the centroid of the section. So at the end of this analysis, I have two outcomes. Let's repeat them. First, the stress on any point, here, okay, or here, or here, okay, is related to the maximum stress and the distance to the natural axis, okay, as given here, sigma x equals to minus y over c times sigma n. And the second outcome of this analysis is that the natural axis passes through the centroid of the section. Okay, so let's continue. Right now I will draw my elastic flexural formulation. Okay, so be careful, this is the bending. Okay, and we have find this in the very first slides, okay, in the first hour. So I'm just writing it here. Moment is the integral minus y times sigma x dA. Be careful, this is the force and this is the distance, and if you integrate it, you find the total moment, remember it. But right now I'm inserting the sigma x formulation here. Okay, I will use this guy here, and I'm substituting it in the sigma x here, which gives me minus y times minus y over c sigma m times dA. And here again, the sigma m and c are constants. I can get them out of the integral, which gives me minus y times dA. So the moment is going to be sigma m times c integral y square dA. Okay, and this term here, be careful, I think you can remember it. This is the second moment of inertia, and we represented with the letter I. Okay, so I is y squared dA, and if I insert it in here, I get the formulation that I call the elastic flexural formulation, and which gives me the relation between the moment and the stress. Okay, and if I would like to find out the stress at any point, okay, here or here, okay, I can simply use this equation. Okay, so sigma x is minus m times y over I. Okay, so these two equations are called the elastic flexural formulation, and be careful, they are very similar to elastic torsion formulation, right? So I would like to remind you two things here. Remember the elastic torsion formulation and torsion. It was the shear stress that was changing due to the distance to the center, and it was maximum at the diameter, okay, and it was zero at the center. Here also
At the center I have sigma equals to zero, and at the edges I get the maximum stress. So it is very similar. And also when I write the elastic torsion formulation, it was giving me the times C over J here. Okay, so this is the torque, this is the radius, and this is the polar moment of inertia. Here this is the moment, okay, so this is the distance to the edge, and this is the second moment of area. Okay, so they are very similar. So let's try to understand these equations. Okay, so let's talk about the elastic torsion formulations. Okay, so this is a shear stress tau, this is the torque. Okay, so in torsion, or let's say a torque creates torsion on a circular shaft. Okay, and torsion creates shear stress on the circular shaft. So the elastic torsion formulation gives us the relation between the torque that creates the torsion and the shear stress that torsion creates. Okay, so again let me rephrase it. So the elastic torsion formulation is the relationship between the torque that creates the torsion and the shear stress that is created by the torsion. And right now in the elastic flexural formulation, I have the normal stress as a function of the moment. Okay, and here the moment creates the bending, and bending creates the stress, the axial stress on the structure. And the elastic flexural formulation gives me the relation between the moment that creates the bending and the stress that is created by the bending. Okay, so try to understand the similarities of these two topics. And the bottom line here is that, as I told you in the first lectures, or as I told you in the first hour of this week's lecture, in the table we have two fundamental stresses. One of them is the axial, the normal stress, and the other one is the shear stress. Okay, and then the torsion is a function of shear stress, bending is a function of normal stress. Okay, so let's end this slide. Sigma x here is the stress of any point that is far from natural axis at an amount of y, and sigma m is the absolute value of the maximum stress. Okay, and one last thing to remember here is the section modulus. Okay, and remember the absolute maximum stress value, which is sigma m equals to m times c over I. Okay, so here this c over I can be given a name, which is section modulus. Okay, so this is actually the value, be careful, s is in the inversely related to the normal stress that is created by the moment. So it actually gives me the value of resistance to the normal stress. Okay, so think about for the same value of bending moment, if I increase the section modulus, so if I increase the value of s, I will have less normal stress. Again, for the same value of moment, if I increase the s value, the section modulus value, I will have lower stress. Okay, so for example, if you think about these rectangles, okay, so let's find out the section modulus, which is I over C. The inertia of a rectangle is B times H to the power of 3 over 12. And C here, be careful, this is a rectangle, so it is symmetric. So C is going to be H over 2, obviously, because it will divide it into 2.
Okay, so this is the section modulus for rectangle shape, and be careful, for the same amount of area I can have different section modulus, because section modulus is area times height. Okay, so for this case I have area of 24 for both rectangles, but this one has a height of 6 meters, this one has a height of 8 meters. So the later one will have a section modulus which is 8/6 times bigger than this one. So here, for example, at the maximum stress which happens here, or at the maximum stress which happens here, I will have, because it is here, 5/6 times the maximum stress of here will be here. Okay, so as a designer, it is a good parameter, the section modulus is a good parameter to consider. Okay, for the same amount of area, which means for the same amount of material, which means for the same money, you can have a design which is more resistant to the normal stress due to bending. Okay, for these reasons engineers developed some special profiles as shown here, the S beam, the W beam. Okay, these are special profiles, the I profiles, designed for bending. Okay, if you calculate the section modulus of these geometries, you will see that they are highly resistant to bending. Okay, so let me wrap this part in Turkish and then I will continue. Okay, evet arkadaşlar, şimdi devam edelim Türkçe olarak, bu kısımları açıklayalım. Evet, şimdi eğilme altındaki bir dikdörtgenler prizması şeklindeki cismimizin bir tarafını buraya koyduk ve bunun üzerinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Doğal eksenin geçtiği çizgimiz belli. Ona C mesafesinde, maksimum mesafede maksimum gerilmem oluşuyor. Şimdi biz bu cisim üzerinde herhangi bir noktadaki oluşan gerilmeyi formülize etmeye çalışacağız. Elimizdeki bilgi, bir önceki derslerde bunları hesaplamıştık. Evet, şurada gördüğünüz gibi burada bunu bulmuştuk. Herhangi bir noktadaki gerinme ile maksimum gerinme arasındaki ilişki, bu C ile bu noktanın doğal ekseni olan uzaklığı Y arasındaki ilişkiyle bulunabiliyordu. Dolayısıyla bunu yazdığımızda Hooke kanununda sigma x, yani gerilme, elastisite modülü E çarpı gerilme, yani epsilon x idi. Bu değeri burada bulduğumuz formülü burada epsilon x yerine koyarsak gerilme değerim benim, herhangi bir yerdeki gerilme değerim maksimum gerilme değeri çarpı elastisite modülü çarpı eksi y bölü c olarak bulunabilir. Evet, bu sigma x değerim eksi y bölü c sigma m olarak buldum. Burada gerilmenin doğrusal olarak değiştiğini, yani doğal eksenden yukarıya doğru yürüdükçe, yani y eşittir sıfırdan y büyüktür sıfıra, burada da y eşittir c oluyor zaten. Y arttıkça, buradaki formülden de görüldüğü üzere, gerilmem doğrusal olarak artıyor. Tabii burada doğal eksenden yukarı doğru çıktıkça negatif bir gerilmem var. Çünkü bu çeki, özür dilerim, bası, yani compression durumu. Alt tarafa gittiğimde de y değeri eksi olacağından pozitif bir değer olacak. Yani eksi eksi y olduğunda. Burada da çünkü bir çeki durumu oluyor. Tabii burada bir şeyi konuşmamız gerekiyor. Bu normalde gülen surat şeklindeki bir eğilmede bu gerçekleşiyor. Fakat üzgün suratta, şöyle bir üzgün surat çizersek, doğal ekseni şöyle yapalım.
Gülen suratta, zaten bu şeklimiz de gülen suratı temsil ediyor şu ana kadar yaptığımız analizlerde. Doğal eksen üst tarafı compression'da, alt tarafı da tension gerilmesine maruz kalıyor. Fakat üzgün suratta doğal eksenin üst tarafı, bakın bu sefer tension'da, uzama yönünde, alt tarafı compression'da oluyor. Bu gerin eğilmenizin yönüne bağlı olarak tension compression'ı, maksimum gerilmenin ne tarafta olacağını doğru bir şekilde analiz etmeniz gerekiyor. Evet, ilk bulduğumuz, bu slide'da yaptığımız analizde bulduğumuz gerilmenin eksi y bölü c çarpı sigma m olduğu idi. İkinci analizimiz de şu: doğal eksende biz deformasyonun olmadığını söyledik. Yani bir uzama yok. Başlangıçtaki uzunluk neyse, zaten doğal eksenin tanımı da oydu, uzunluğun değişmemesiydi. Şimdi uzunluğun değişmemesi, yani deformasyonun olmaması, o noktada bir gerilmenin olmadığı anlamına geliyor. O noktada gerilmenin olmaması, o noktada uygulanan bir kuvvet olmadığı anlamına geliyor. Bunu matematiksel olarak ifade edersek, fx eşittir 0 dersek, kuvveti de sigma x çarpı d olarak, dA olarak tanımladık. Dolayısıyla gerilme çarpı alan diye. Ve sigma x'e de burada bulduğumuz formülü koyarsak, temizleyelim. Evet, sigma x'e de bulduğumuz gerilme değerini koyarsak, İntegral içerisinde eksi y bölü c sigma m dA oluyor. Sigma m ve c değerleri sabit olduğu için integralin dışına çıkartabiliyorum. Dolayısıyla integral içinde y dA kalıyor. Sigma m ve c diğer rakam olduğu için, yani sıfırdan farklı değerler olduğu için, buradaki terimin sıfır olması mümkün değil. Dolayısıyla integralimin içinin sıfır olması gerekiyor. Ve integralin sıfır çıkması demek, yani integral yda'nın sıfır çıkması demek, aslında integral yda'yı hatırlarsanız birinci alan momenti olarak tanımlamıştık. Birinci alan momenti sıfır çıkması, o alanın geometrik merkezinde oluyordu. Yani sentroidinde oluyordu sadece. Bu da bize şu sonucu veriyor ki, doğal eksenim benim, doğal eksenim her zaman için geometrinin sentroidinden, yani alan merkezinden geçmek zorunda. Evet, bu ders, bu slide'da bulduğumuz şeyleri tekrar edelim. İki tane çıktısı var bu slide'ın. Birincisi, benim herhangi bir noktadaki gerilmem maksimum gerilmenin ile eksi y bölü c'nin çarpımıydı. Yani maksimum gerilme çarpı benim doğal merkezime, doğal eksenime uzaklığımın maksimum uzaklığı oranı. Bir ikinci çıktığımda bu buradaki analizlerden, benim doğal eksenim veya etkisiz eksenim, neutral surface dediğim eksen, her zaman için bulunduğu geometrinin alan merkezinden geçmek zorunda. Şimdi devamında formüllerimi türetmeye devam ediyorum. İlk slaytlardan hatırladığımız moment formülünü yazarsak, moment formülü, yani herhangi bir noktadaki kuvvet çarpı kuvvet yolunu alıp integre edersek diye tanımladığımız formülü yerine yazarsak ve sigma x yerine de bir önceki slide'da hesapladığımız sigma x değerini yazarsak, veya şöyle gösterelim, burada bulduğumuz eksi y bölü c sigma m'i yazarsak, eksi y bölü c sigma m'i yazarsak sigma x yerine, bu matematiği takip edersek, bakın sigma m ve c tekrardan, bunlar sabit olduğu için integralin dışına çıkacak. İntegralin içerisinde eksi y ve eksi y çarpımı olacak. Dolayısıyla benim momentim sigma m bölü c integral içerisinde y kare dA olacak. Y kare dA terimi zaten benim ikinci momentimdi. Second moment, or moment of inertia dediğim, I ile gösterdiğim y kare bölü dA, yani I ile gösterdiğim inertia, moment of inertia. Bunu I'yi yerine yazarsak, bu formülde I diye yerine yazarsak, benim gerilme ile eğilme arasındaki, yani gerilme ile eğilme momenti arasındaki ilişkimi sigma m eşittir m çarpı c bölü I şeklinde elde etmiş olurum. Peki maksimum gerilme değil de herhangi bir noktadaki gerilmeyi bulmak istesem, direkt bu daha önceki bulduğumuz maksimum gerilmenin herhangi bir noktadaki gerilme formülünden
herhangi bir noktadaki gerilmem eksi y çarpı my bölü i olarak geliyor. Şimdi burada bu formülleri elastik torsiyon formülleriyle birlikte analiz etmek istiyorum. Dikkat ederseniz elastik torsiyon formülü da dairesel kesitli bir cisimde gerilme, shear stress, merkezde sıfır, çeperde ise maksimum oluyordu. Bakın çok benzer bir şekilde burada da merkezde gerilmem sıfır ve en uçta gerilmem maksimum oluşuyor. Bakın torsiyonda yani burulmada kayma gerilmem konuma bağlı değişiyor. Eğilmede de normal gerilmem yine konuma bağlı değişiyor. Burada da bir doğrusal artış var. Burada da bir doğrusal artış var. Elastik torsiyon formülüne hatırlarsanız kayma gerilmesi uygulanan tork mesafe bölü polar moment of inertia diyor. Hatta maksimum da gerilme. Burada da aynısı gerilme yani normal gerilme uygulanan moment çarpı c maksimum mesafe bölü inertia yapıyor. Şimdi bu ilişkileri bir daha bir tanımlayalım. Elastik torsiyon formülünde burulmayı meydana getiren tork ile burulmanın sonucu cisimde oluşan kayma gerilmesi arasındaki ilişkiyi veriyordu. Tekrar edelim. Elastik torsiyon formülü burulmayı oluşturan tork ile burulma sonucu cisimde oluşan kayma gerilmesi arasındaki ilişkiyi veriyordu. Elastik flexural formülü dediğimiz bugün türettiğimiz şeyde eğilmeyi oluşturan moment ile eğilme sonucu oluşan normal gerilme arasındaki ilişkiyi veriyor. Tekrar edelim. Eğilmeyi oluşturan moment ile eğilme sonucu cisimde oluşan normal gerilme arasındaki ilişkiyi veriyor. Burada tekrar başa dönersek tablodan da hatırlarsanız ben iki tane temel gerilmenin yani normal ve kayma gerilmesinin olduğunu burulma ve eğmenin kayma ve normal gerilmenin birer türevi veya birer fonksiyonu olduğunu söylemiştim. Burada da görüyorsunuz burulma kayma gerilmesinin konuma bağlı olarak değişecek şekilde olması durumu. Eğilme de aslında konuma bağlı değişen normal gerilme durumu. Evet, sonuç olarak bizim herhangi bir noktadaki gerilmemiz doğal eksenin y uzaklığındaki bir noktadaki gerilmemiz eksi m y bölü i olarak biliniyor. Maksimum absolut yani mutlak maksimum gerilmem de m c bölü i olarak veriliyor. Biz bunlara elastik flexural formüle diyoruz. Şimdi bu sigma m eşittir m c bölü i'yi yazdığımızda bakın bu c bölü i'ye 1 bölü s dersek 1 bölü s dersek buradaki s değerimiz section modulus olarak tanımlanmış. Bunun Türkçesini bilmiyorum. Bölüm modülü alan modülü gibi bir şey. S diye kısaca söyleyeyim. S arkadaşlar bakarsanız paydada olduğu için aslında gerilmeyle ters orantılı. Yani aynı miktardaki eğilme momenti karşılığında ben S'yi arttırırsam gerilme değerim düşecektir. Aynı miktar M için yani aynı eğilme momenti için daha yüksek S değeri daha düşük gerilmeye sebep olacaktır. Aslında bir parça üzerindeki gerilmeyi düşürmek mühendislik olarak veya tasarım açısından olumlu bir şey olarak görülüyor. Mesela burada iki tane dikdörtgeni karşılaştıralım. Bu dikdörtgenler aynı alana sahip. Aynı alana sahip. Yani bu aynı eşit miktarda malzeme kullanıldığı demek. Yani aynı parayı alabileceğiniz iki tane geometri, iki tane katı cisim demek. Şimdi bunların bunların eğilmeye karşı olan direncini hesaplayalım. S değeri I bölü C demiştik. Dikdörtgen için I'yı BH küp bölü 12. C de dikdörtgen için merkez noktası ortadan geçeceğinden işte C değerim benim H bölü 2 olarak gelecek basit bir şekilde. Buradaki matematiği yaparsanız dikdörtgen kesitli cisimler için S 1 bölü 6 A çarpı H oluyor. A'yı alan olarak buradan görebilirsiniz. Bu şu demek aynı alan için H değeri daha fazla olduğu için ince uzun olan geometride benim S değerim 8 bölü 6 kadar fazla olacak. Bunun 8 bölü 6 kadar fazla olması gerilme değerinin maksimum gerilme değerinin de
buradakine göre, yani buna göre bunun 6 bölü 8 kat daha düşük olduğu, 6 bölü 8'i kadar olduğu anlamına geliyor. Burada eşit miktarda para vereceğiniz bir makine parçasının eğilmeye karşı daha dirençli olmasını S'sini hesaplayarak, yani section modülünü hesaplayarak tasarlayabilirsiniz. Bu gibi durumlar için tasarlanmış özel profiller var, ığ profili dediklerimiz. Bu geometrilere bakarsanız arkadaşlar, bunların aynı alan için çok yüksek section modülü ise, yani eğilmeye karşı çok yüksek dirençli olduğunu görürsünüz. Bu tarz yapıların özellikle eğilmeye maruz kalan kiriş yapılarında kiriş olarak çok sıklıkla kullanıldığını gerçek dünyada da gözlemleyebilirsiniz. Okay, so let's continue. Okay, everything is fine. Okay, at this point I want you to think about section modulus. Okay, so here we have three shapes represented with A, B, C. Okay, and the question is, for the same amount of moment, these three geometries will have the same area. Which one will be more resistant to the bending? Okay, so be careful. 10 is going to give you 100, 520, 100, 25, 100. So if you are a designer, if you are an engineer, okay, so you are going to use a solid body in a machinery, okay, and this part will be under bending. So which one of you will you prefer, A, B, or C? Okay, you are going to pay the same amount of money. And then I want you to think about the triangles here, D and E. Think that D and E also have the same area. Which one will be preferable in terms of resisting to bending? And in the last question, I want you to think about, if you are using a circular geometry, okay, I mean you have the best choice from among these three of them. You have the best choice among these two of them, and then if you compare them with circle, for the same amount of circle, same amount of area, is circle will be the most preferable in terms of bending, or which geometry will be more preferable? Okay, just try to think about it, and here there are some formulations that can help you to think. Okay, and then we will have the example here. Okay, so I will complete this example, and then we will end this R. Okay. Okay, so this example is not in SI unit system, so I want you to neglect the dimensions. Okay, just think about it in a unitless question. Okay, so we have a steel bar in a rectangular shape and a rectangular cross section, and which is under bending. Okay, at an amount of m given here. So the question says me that this bending will cause this bar to yield, okay, and then what should be the bending moment? Okay, so how you should understand this question is, it is asking me what is the bending moment value in order for this metallic bar to yield, or another way of saying it is that what should be the bending value that will create the maximum stress on this bar, which is equal to the yield stress. Okay, so let's try to solve this problem. First, I need to find the maximum stress. I need to use the elastic flexural formulation. In order to do that, I will need the inertia. Okay, for rectangular shape it is BH3/12. Okay, you do the math, you get the inertia. Okay, and then this is the elastic flexural formulation, sigma m equals the m times C over I. Okay, so C, I can find that C is, okay, this one, okay, which is 125, half of this value. For I get this I here. Okay,
And then I need to find out the n value that creates the stress, which is equal to the yield stress, so which is given as me as 36. I would 36 here, 125, 102, 1042, which will give me the moment. Okay, if you do the math, this much of moment will create yield stress at the edges of this prismatic bar. Okay, so before I continue, let's continue to the next topic, and then I will explain everything in Turkish. Okay, so this is just a review what we have done so far. Okay, so we find the elastic flexure formulation as given here. We talk about the section modulus, and then we talk about that the natural axis should always pass through the centroid of the section. Okay, this is just a quick review. Now let me continue to the second example here. Okay, so it says that an aluminum rod with a semicircular cross section is bent into a shape of a circular arc which has a radius of 2.5. okay, so it says that the, let's say that this is the natural axis, so this is the center. Okay, this distance is rho. Okay, the radius is 2.5. says that the flat face of the earth turned towards the center, so it is saying this phrase here is saying that this is a sorry face. Okay, it is not a happy face. Okay, so it is asking me to find out the maximum tensile and compression stresses. Okay, so let's try to find it. So we are using a semicircular cross section. So first I should find the natural axis. In order to do that, I need to find the centroid of the semicircular shape, which I do not expect you to remember. Okay, so this is the formulation for y prime of a semicircular shape. Okay, 4r over 3p, which gives you this much. Okay, so since this is going to be the radius and this is y prime, okay, so c is going to be r minus y prime, right? So here I can find the C value, okay, which is this much. Okay, so the question is, what is the maximum okay, maximum tension and the maximum compression? Be careful, this is a sorry face, so maximum tension will be here, maximum compression will be here. Okay, this is the sorry face, so we will have maximum tension upwards, maximum compression downwards. Okay, so remember these formulations we have found in the first lecture. It gives me the relation between the C and rho and maximum strain. So I know the rho value, which is 2.5. I find the C value, so I can simply find the maximum strain. And then when I find the maximum strain, I can find the maximum stress at for tension, because I'm using C here. Okay, so I'm using Hooke's law. The maximum stress is maximum strain times the elastic modulus. Okay, this gives me the maximum stress in tension. And what about the maximum stress in compression? What you can do is use this conformulation. Okay, if I can find the maximum stress at I can find the stress at any point, which is minus y over c times sigma m, right? Remember here, okay,
if I know the maximum stress, I can find the maximum stress any point by just multiplying it with minus y over c. Okay, so this gives me the maximum compression stress. And be careful, this is positive, this is negative, obviously this is tension, this is compression. Okay, so we will have a break at this point, but first I should repeat this part in Turkish. Okay guys, sorry. Okay, so this is where we left. I just would like to check if everything is okay. Okay, so everything is just fine. Evet arkadaşlar, burayı da Türkçe anlatıp ikinci saati de tamamlayacağız. En son section modulus konusunu anlatmıştık. Burada sadece size düşünmeniz için bir soru oluşturdum. Elimizde aynı alana sahip farklı geometriler olduğunu düşünelim. A, B ve C şeklinde. Hepsinin alanı 100 birim oluyor. Burada 100 birim kare kadar. Bu durumda eğilmeye karşı bir makine parçası olarak bunu tasarladığınızda aynı parayı vereceğiniz bu 3 parçadan hangisini tercih ederdiniz? Aynı alana sahip, aynı miktarda malzeme kullanılmış, demek ki aynı paraya satın alıyorum. Bir makinenin içinde makine parçası olarak kullanıyorum, fakat eğilmeye maruz kalıyor. Bu durumda hangi seçenek en mantıklı olur? Aynısını D ve E için düşünürsek, aynı alana sahip iki üçgenden hangisi eğilmeye karşı daha mantıklı bir tercih olacaktır? Bu da sorunun ikinci kısmı. Üçüncü kısmı da düşünmenizi istediğim, bunlar arasında bir tanesi belli ki bu daha iyi bir seçenek olacak. Bunlar arasında da bir tanesi daha iyi seçenek olacak. Bu ikisine bir de daireyi dahil edersek, aynı alana sahip bir dikdörtgen, bir üçgen ve daire arasında tercih yapmak istesek, eğilmeye karşı olması için tasarım olarak, mühendislik olarak hangisini tercih etmemiz bizim için daha doğru olur? Bunu düşünmenizi istiyorum size. Şimdi bir örnek soruyla devam edelim. Burada basit bir uygulama sorumuz var. Elimizde bir dikdörtgen prizması şeklinde bir kiriş var. Bu kiriş bir eğilmeye maruz kalmış. M moment uygulanmış. Kesit alanının birim uzunlukları verilmiş. Burada birimleri SI unit olmadığı için birimsiz olarak düşüneceğiz. Birimleri daha konuşmadan çözümü bulacağız. Şimdi buradaki soru şu. Bu eğilme momenti, yani M momenti, bu cismin akmasına sebep olmuş. Bu durumda eğilme momenti ne olmalı? Şimdi bu soruyu şöyle okumamız gerekiyor bizim. Eğilme momenti ne olmalı ki bu cisim üzerindeki maksimum gerilme akma gerilmesine eşit olsun? Bunu bu şekilde düşündüğünüzde soruyu direkt formülünü yazarak çözüme ulaşabilirsiniz. Burada elastik fractional formülayı kullanmamız gerekiyor. Onun için ilk başta inertia'yı buluyorum. Inertia'yı bulduktan sonra elastik fractional formülayı burada yazıyorum. Bakın şimdi bunun üzerinden bakalım. C diyelim. Bu bir dikdörtgen olduğu için bunun C'si yarısı kadar olacak. Yani 1.25. I değerini burada buldum. Şimdi burada maksimum gerilmem benim akma değerine eşit olmalı. Dolayısıyla 36'yı da yerine koyduğumda buradan M'i direkt çekiyorum. Evet, bu şu demek. 30 birimlik bir eğilme momenti bu cisimde 36 birimlik bir gerilmeye, yani akmaya sebep oluyor. Nerede? Alt ve üst çizgilerde. Peki. Devam edelim. Burada bir review var. Şu ana kadar yaptıklarımız neler? Onları hızlıca gözden geçiyoruz. Elastic fractional formülayı hesapladık. Section modulusu konuştuk. Bir de doğal eksenin cismin centroidinden, yani alan merkezinden geçmesi gerektiğini bulduk. Şimdi bunlardan devam edelim. Bir örneğimiz daha var bu dersi bitirmeden önce. Burada yarım daire şeklinde bir kesit alanına sahip bir cismim var.
Bu eğilmeye maruz bırakılmış, yalnız burada işte gülen surat şeklinde değil, bu ağlayan surat şeklinde bir eğilmeye maruz kalmış. Bu şu demek, benim bir doğal eksen çizgim olacak. Şimdi bu doğal eksen çizgimin üstü tension'a, altı compression'a maruz kalacak. Ve bu doğal eksenimin merkez noktasına olan mesafesi de rho olarak verilmiş. Bana da sorduğu şey maksimum çeki ve maksimum bası gerilmelerinin ne olduğunu. Yani şu noktadaki sigma maksimumla şu noktadaki sigma maksimumu bana soruyor. Evet, öncelikli olarak doğal eksenimin konumunu bulmam gerekiyor. Bunun için yarım daire şeklinin alan merkezini veren formülü hatırlamam gerekiyor. Bunu ezbere bilmeniz gerekmiyor. 4r bölü 3π'den bunun y prime'ın yani şurayı bulabilir. Ve burası bir yarıçap olduğundan ben buradan r'den y prime'ı çıkarırsam c değerinde bulurum. Bunları yaparsam c ve y değerlerini, y prime değerlerini bulmuş oluyorum. Şimdi bir sonraki bulmam gereken şey, bunları hatırlarsanız maksimum gerilme ile CRO arasındaki ilişkiyi ilk saatte, dersimizin ilk saatinde bulmuştuk. Burada C değeri buldum. 6,9. Rho değeri 2,5 olarak bana verilmişti. Bu bana maksimum gerilmeyi verir. Maksimum gerilme değerini bulduktan sonra da Hooke kanunu kullanarak basitçe maksimum gerilmeyi bulabilirim. Sigma m eşittir E çarpı epsilon m. Bakın bu bulduğunuz değer şu noktadaki yukarıdaki sigma max tension değeri. Bir de benim altta sigma max compression değerim var. Bunu nasıl bulacağım? Sigma max compression'da hatırlarsanız maksimum gerilme ile herhangi bir noktadaki gerilme arasındaki ilişki eksi y bölü c çarpı maksimum gerilmeydi. Bunu 2-3 slide önce zaten üzerine basa basa konuşmuştuk. Ve bunu uygularsak maksimum compression gerilmesini de eksi 142 olarak buluruz. Bu da dikkat ederseniz maksimum tension artı maksimum compression eksi olarak çıktı. Evet, ikinci saatimizi de bitirdik. Üçüncü saatimizde yeni örneklerle dersimizi tamamlayacağız.